Bayındır Elektronik'ten nostaljik severlere merhabalar arkadaşlar. Şimdi tanıtacağım ürün Meyer markasının M166BT modelli FM radyosu arkadaşlar. Taşınabilir şarjlı FM radyo. Şöyle gözüktüğü gibi bir gümüş rengi bir de siyah rengi mevcut arkadaşlar bu radyonun. Şimdi kutu açılımına geçelim ve ürünü inceleyelim. Kutu içerisinden bir adet taşıma askısı çıktı. Bir adet mikro 50-60 santim uzunluğunda bir şarj kablosu çıktı. Evet, bir de ürünün kendisi çıktı. Ürün kutusu içerisinde herhangi bir şarj kullanma kılavuzu olmadığından dolayı biz de bir tanıtım videosu hazırladık arkadaşlar. Şu koruma plastiklerini çıkarıyorum ve kabını da çıkardım. Bunları bir kenara attım arkadaşlar. Bizim için önemli olan ürün. Şimdi bu ürünün ölçülerini vereyim. Ondan sonra hem teknik özelliklerini inceleyelim hem de ürünün ses kalitesini inceleyelim. Ürün uzunluğu yaklaşık 13 santimetre, kalınlık ise 6 santimetre, yerden yükseklik ise 9,5 santimetre arkadaşlar. Şöyle mini, hatta şöyle elimde tutayım, şu avucuma sığacak kadar minik bir radyo arkadaşlar. Bu gümüş rengiyle güzel bir renk. Aynı zamanda şurada taşıma askısına bağlayabileceğimiz bir kısım var. Bunu buraya taktıktan sonra isterseniz ürünü bu şekilde bileğinizde de gezdirebilirsiniz. Bunu da bir kenara bırakalım. Şarj kablosu şuralardan biraz bahsedelim. DC 5 voltluk şarj giriş yeri burada bulunmaktadır. Ürünü buradan şarj edebilirsiniz. Kutu içerisinden herhangi bir adaptör çıkmadı. Siz bunu telefonunuzun adaptörüyle USB çıkışlı herhangi bir güç kaynağıyla bilgisayarın USB çıkışından ya da powerbank'ten şarj edebileceksiniz. Ürünün içerisinde şöyle göstereyim. Nam da yok ama şuradan kenarından çıkartalım. Şu gördüğünüz 18650 kodlu 3.7 voltla çalışan 18650 şarj edilebilir pil arkadaşlar. Kapasitesi ise 1200 miliampermiş. Bu pil harici olaraksa satılmaktadır. Siz o pillerden yüksek miliamperli de alabilirsiniz. Yani 1200 değil de 2500'e kadar, 3000'e kadar bu pillerden mevcut. Ondan satın alabilirsiniz. Ürün içerisinden çıkan 1200 miliamper arkadaşlar. Kapasitesini yükseltebilirsiniz. 5 watt ses gücü var. Hepsini test edeceğiz. Ürün içerisinde bir de böyle teleskopik anteni bulunmaktadır. FM radyo dinlerken kanalların daha iyi çekmesini sağlamaktadır. Şurada AUX girişi bulunmaktadır. AUX girişi ile müzik dinleyebilirsiniz. Ürün içerisinden, kutu içerisinden AUX kablosu çıkmadı. Ancak Bayındır Elektronik'ten alıyorsanız ve mağazaya mesaj olarak atarsanız size hediye bir AUX kablosu eklenir arkadaşlar. Tabii ki de Bayındır Elektronik parkıyla. Teşekkür ederiz. Ve yan tarafında TF kart girişi bulunmaktadır. Bu TF kart diye bahsettiğim telefonlara takılan mikro SD hafıza kartıdır arkadaşlar. Ve USB flash bellek girişiyle de müzik dinleyebilirsiniz. Bluetooth ile de bağlanıp müzik dinleyebilirsiniz. Şimdi biz cihazı açalım. Şurada iki tane düğme bulunmaktadır. Bir tanesi şurada FM çubuğunu hareket ettiren bir düğme. Diğeri ise ses açma kapama düğmesi. Bluetooth mode. Açar açmaz Bluetooth moduna geçti. Şimdi biz telefonumuzun Bluetooth'undan bağlanacağız. Evet, şu anda Bluetooth ismi BT888 arkadaşlar. Şu anda cihazımız Bluetooth'la bağlandı. Şurada telifsiz bir müzik açalım. İnterneti biraz yavaş. Dolayısıyla ben bunu flash bellekle test etmek istiyorum arkadaşlar. Yine MP3 modundayken flash belleğimi takıyorum. Play by USB drive. Flash belleği okudu arkadaşlar. Telefonumuz için ilerletelim. Farklı müzikler açalım. Şurada ileri geri düğmeleri bulunmaktadır. Play pause düğmesi bulunmaktadır ve mod düğmesi bulunmaktadır. La, la.
flash bellek özelliği bu bu şekilde arkadaşlar. Kusura bakmayın, şarkıyı yarıda kestim. Sanki bana boyu küçük, işlevi büyük gibi geldi. Çok devasa bir ses çıktı ve yüksek seslerde ses kalitesi de bozulmadı. Evet. Yani 5 wattlık bir hoparlör içerisinde. Şimdi bunlara daha yüksek wattta hoparlör eklemek de bu ürünler için problem teşkil edebilir. Ürün küçük gayet, 12 santim uzunluğunda ve 9 santim yüksekliğinde taşınabilir. Hatta çantanızda bile taşıyabileceğiniz güzel bir hoparlör. Ve tasarımı da çok güzel yapılmış. Nostaljik görünüm verilmiş. Bunu siz ofisinizde, masanızın üzerinde ya da vitrininizde süs eşyası olarak da kullanabilirsiniz. Hoparlörlüdür. Bluetooth modunda, flash bellek modunda, hafıza kartı modunda, AUX modunda dinlemek için şu üstünde bulunan düğmeyi FM moduna, pardon, MP3 moduna getiriyorsunuz. Ve onun yanında 3 mod daha var. Onlar da 3 farklı FM bandıdır. Pardon, radyo bandıdır. Burada FM bandı var, AM bandı var ve SV bandı var. Biz FM bandında kullanacağız. FM moduna alıyorum. Bakın, radyo açıldı. Radyo analogdur arkadaşlar. Burada şu frekans çubuğunu hareket ettiren bir düğmemiz var. Aşalım. Şeyle mücadele ediyor bir rahatsızlıkla mücadele ederken bir de bir yükte biz koyuyoruz omzuna. O yüzden bence bunun farkındalığı oldukça önemli diye düşünüyorum. Az önce arkadaşımızın sorduğu gibi de yüksek seslerde ses kalitesini İstanbul Beyin Hastanesi klinik psikolog Cemre Ece Gökpınar, COVID-19 hastalarının psikolojileri hakkında RSFM'de Serhat Ayan'la Korona Günlükleri programında konuştu. Şunu da belirtelim. Bakın, teleskopik bir anten var. Anteni açmadan da gayet çekim kalitesi gayet güzel. Hoşça kalın. RSFM özel söyleşi. Evet, türkü severleri videonun altında yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Nostaljik radyo severler veya radyo seven tüm arkadaşları videonun altında yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizler de görüşlerinizi, yorumlarınızı muhakkak bize yorum olarak paylaşın. Siz de fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ben bu ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. İlla satın almanız gerekmiyor ve ürünün satın alma sayfasında diğer kullanıcıların yorumlarını da okuyabilirsiniz ya da ürünün daha fazla teknik bilgilerini, markasını, bunların hepsini detaylı bir şekilde siteden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.